Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Sezdi. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle seyahat esnasında kuşlarımızı nerelere bırakabiliriz, yanımıza nasıl götürebiliriz bunları konuşmak istiyorum. Şimdi son zamanlarda çokça bu soru geliyor. Çünkü özellikle yaz aylarında tatile gitmeler, bayramlarda uzaklaşmalar, memlekete gitmeler başladı. Herkes kuşunu götürecek imkana sahip değil ya da kuşu bu imkana sahip olmuyor. O yüzden neler yapılabilir? Sorular üzerinden gidelim. Mesela ilk gelen soru şu oluyor. Ben bir hafta iyi dışına çıkacağım, köye gideceğim. Kuşumu yanında götürmeli miyim? Şimdi burada iki farklı cevap verilebilir. Eğer ki kuşunuz seyahate alışkın bir kuşsa ve direncinin gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorsanız yanınızda götürmeniz her zaman doğru seçenektir. Diğer ihtimal de eğer ki evin başka bir bireyi evdeyse ya da komşunuz, akrabanız, yakın bir dostunuz en azından 2-3 günde bir gelip yemini suyunu kontrol edebilecekse o zaman da götürmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü her türlü yer değişimi kuşlarda stres başlangıcını ve stresi oluşturacaktır. Bu da istenemez, önlenemez hastalıkların başlangıcı demektir. Peki başka bir soru gelebilir. Ben bir ay gideceğim. Kuşumu nasıl götürebilirim? Neyle götürebilirim? Şimdi burada farklı cevaplar verilecek yine. Şimdi eğer ki kendi aracınızda götürüyorsanız bu en kolayı. İyi bir taşıma kafesine koyduğunuz zaman ya da iyi bir seyahat çantasına koyduğunuz zaman kuşunuzu götürmeniz kolay olacaktır. Kuşlar en azından 24 saatlik yola bile dayanırlar ve yol boyunca yeme ya da su içme ihtiyacı duymazlar. Ama bu yıpratıcı bir süreç olduğunu da unutmayın. Bununla alakalı birkaç ipucu vereyim size. Seyahat planladığınız seyahatten 3 gün öncesinde probiyotik vermeye başlarsanız ve vardığınız zaman da probiyotiği 3 gün devam ederseniz kuşunuzda stres oluşumunu en aza indirirsiniz. En azından strese bağlı bağırsak enfeksiyonları yaşamasını önlemiş olursunuz. Bu yüzden probiyotik burada çok önemli. Onun dışında eğer ki kuşunuz gerçekten sosyal ve seyahate alışkın bir kuşsa muhakkak taşıma çantasında, seyahat çantasında bir adet daldırı bulundurmayı ihmal etmeyin. Arabanın içerisinde kuşunuzu salmanızı tavsiye etmem çünkü ani frenler, kornalar, dışarıda olabilecek herhangi bir kazada kuşunuzu travmaya bağlı olarak kaybedebilirsiniz. Camlara vurur kendisini ya da başka bir yere sıkışabilir. Bu çok kritik bir durum. Ama otobüste gidiyorsanız burada yine kritik bir durum var. Aslında yasalar size otobüste hayvan taşımanıza izin veriyor. Burada bazı firmalar zorluk çıkarsa da siz yasalarınızı biliyorsanız gidip ben kuşumu yanında götüreceğim dediğinizde bunu sağlayabiliyorsunuz. Tabii burada önemli bir faktör var. Kuşunuzun diğer yolcuları rahatsız etmemesi gerekiyor. Tabii insanlık hali, alerjisi olan olabilir, uyumak isteyen olabilir, hasta olan olabilir. Bu yüzden bunu en aza indirmek adına kuşlarınızı bir seyahat çantasına, ufak bir seyahat çantasına koyduğunuz zaman üzerini siyah ince bir tülle örtmenizi tavsiye ederim ki hem yol boyunca uyusun, korkmasın hem de sesiyle ya da diğer durumlarla yolcuları rahatsız etmesin. Peki ben uçakla gidiyorum derseniz burada her uçağın kendine has bazı durumları var. Çoğu zaman kargo bölümünde götürüyorlar hayvanları ve bu da bazen risk taşıyabiliyor. Muhakkak bileti aldığınız uçak firması ile iletişime geçmeniz gerekiyor bu durumda da götürme hususunda. Dediğim gibi eğer evde bir bakacak, ilgilenecek komşunuz, dostunuz, eşiniz, akrabanız, dedeniz, anneanneniz varsa muhakkak evde bırakın. Merak etmeyin 2-3 gün en fazla sıkılırlar. Ama yer değişimi gerçekten daha zor bir durum. Şunu diyebilecek olursunuz. Ben dışarıda gezdirmek istiyorum kuşumu. İşte tasma takmak istiyorum falan. Bunlar gerçekten çok zor şeyler. Çok fazla sorusu geldiği için anlatayım ben. Bir tasmayı kuşun kabul etmesi, kedi köpek bile çok zor kabul ediyor biliyorsunuz. Çok zor. Özellikle karaktere oturmuş bir yaşından büyük bir kuşun tasma kullanması neredeyse imkansız. Hatta 3-4 aydan büyük kuşlarda tasma kullanımı gerçekten çok zor. 1-2 aylık hatta yeme düşürmeden tasmaya alıştırdığınız zaman muhtemelen zorluk yaşamazsınız ama daha sonrasında kuşlarınızda ayak travmaları görebilirsiniz. Yine ayağına ya da sırtında kanat travmaları görebilirsiniz. Morluklar, şişlikler görebilirsiniz. Kuşunuz kendine zarar verebilir. Bu çok riskli bir durum. Seyahat çantaları kullanışlı olabilir. Yine yavrudan alıştırdığınız zaman çok delikli fonksiyonlu seyahat çantaları var. Fotoğrafını paylaşırım size. Bizim Neşeli Kanatlar Pet Market'te de var. Hem de orada bir fileli model var. Çok da güzel bir model. İstediğiniz zaman arkasını açıp büyütüp kuşunuzun rahat etmesini de sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz ürünler tavsiye edebilirim seyahatle alakalı illaki gitmek istiyorsanız. Onun dışında dediğim gibi her zaman evde kalmasını tavsiye ediyorum ben. Seyahatle alakalı anlatmayacaklarım bunlardı. Sizin de eğer bu konuyla alakalı sorularınız varsa muhakkak yorum kısmına yazın. Emin olun hepsine tek tek cevap vereceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bana katkı vermek için
bu gelişimi hızlandırmak için gerek katıl butonundan bize maddi destekte bulunabilirsiniz. Gerekse videoları beğenerek ve paylaşarak da manevi olarak destekte bulunabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Lütfen yorumlarda istediğiniz konuları, istediğiniz soruları sorun ki ben de videolarıma ona göre yön vereyim arkadaşlar.